Çocukluk dönemlerimizde karapatoz dediğimiz patozla, hani önceleri daha ilk başlarında orakla biçerdik. Desteleri toplayıp buğdayları deste halinde bir yere yığardık. Patozla çektiğimiz zaman buğdayın samanı bir tarafa ve çıkan buğdayı tenekelerle alıp çuvallama yapardık. Daha sonra da satışlarını ilgilenirdik. Daha sonralarında biçer bağlar çıktı. Yani buğdayı biçiyor, bağlıyor. Çok sevinmiştik. Ne güzel bir teknoloji demiştik o zamanlar. Daha sonraları işte biçer döverler tarlalara girdiğinde işte rahatlık bugünlermiş dedik. Birkaç saatin içerisinde buğdayımızı hasat ediyoruz. Buğdayı hemen kamyonlara yüklenip satışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Gençlerimiz tarımdan soğudular. Şu an yeni yetişmiş genç arkadaşlarımız toprağa, tarıma küsmüş durumdalar. Ve hepsi farklı bir arayış içerisinde olduklarından ötürü tarımdan uzak kaldılar. Tarımı yapamıyorlar. Ve şöyle bir baktığımız zaman çevremize tarımla uğraşan insanların yaş ortalaması 50 ve üzeri. Ve bu sebepten ötürü gençlerimizi tarlaya çekemiyoruz, toprağa çekemiyoruz. Ortalama 100 dönüm civarında buğday ekmiş olduğumuz tarlalarımız var. Ortalama 150 dönüm civarında zeytin üretimimiz var. Ortalama 100 dönüm civarında narenciye ile uğraşıyoruz. Son durumda buğday fiyatlarını 7 lira üzerinden satmıştık. Bu yıl henüz bir açıklama hala gerçekleştirilmiş durumda değil. Zaten buğdayın alıcılar da genelde tüccarlar alıyor. Babam öncelikle buğdayı biçmeye gidiyor. Motorlarla buraya getiriyorlar. Buradan çuvallıyoruz. Çoğunlukla hafta sonları gidiyorum. Okuldan geldikten sonra akşam üzeri bazen gidiyoruz.